Herkese merhaba. Yeni bir ilk izlenim videosuyla daha karşınızdayım. Bu bölümde inceleyeceğimiz oyun Otomobil Tycoon olacak. Kısa bir video izlemekteyiz. Videomuzu tamamlayalım. Oynanışa dair biraz bilgi sahibi olalım sizlerle birlikte. Oyunumuz isminden de anlayacağımız üzere Tycoon yani simülasyon strateji tarzında bir oyun ve temelinde otomobil üretimini bulunduruyor. Otomobil endüstrisi üzerine odaklanarak hazırlanmış bir oyun. Grafikleri basit fakat oynanışı bu basitliğin yanında detaylı. Basit bir böyle kolayca hazırlanılmış bir oyun değil. Bir çırpıda hazırlanmış oyunlardan kesinlikle değil. Bunun yanında içerisinde bir otomobil tarihini de barındırıyor. Yüzyıllık bir otomobil tarih geçmişi de mevcut. Bunu da ben biraz Game Dev Tycoon'a benzettim açıkçası. Biliyorsunuz Game Dev Tycoon'un içerisinde de bilgisayar ve oyun konsolunun geçmişine yer verilmiş. Bunlar gelişme kaydediyordu. Bunlara göre piyasa koşullarına göre biz de oyun üretimi yapıyorduk. Zaten ikisi de temelinde Tycoon oyunu olduğu için bu da onun bir değişik versiyonu olmuş. Şöyle videomuzu izledik. Resimlerine bir bakalım. Gördüğünüz gibi hazırlanma yapım aşamasında olan bir araba görseli. Özellikler burada neye ağırlık verilecek vesaire üretim aşamasını yine görüyoruz. Bu hedeflenilen kıtalar diye tahmin ediyorum. Çünkü oyunu oynamadım. Adı üstünde ilk izlenim olduğu için birlikte girip inceleyeceğiz. Şöyle bir sağ tarafa bakalım. Geliştirici ve yayıncısı aynı firma Silver Lemur Games. Bağımsız bir yapımcı. Fiyatı şu an 25 lira. Bir de bunun yanında Turn-Based Strateji satın alın. Paket var bir tane. Otomobil Tycoon'un yanında farklı bir oyun daha var. İkisine de 53 lira 20 kuruşluk bir fiyat ödeniyormuş. %5'lik bir indirimi varmış. Şöyle bir inelim. 5 tane dil seçeneği var. İngilizce, Fransızca, Almanca, Lehçe ve Rusça arayüz seslendirme altyazı tamamı mevcut. Bu dil seçeneklerinde oyun hakkında oldukça detaylı bir kısım hazırlanmış gördüğünüz gibi. Şöyle inelim. Evet, sistem gereksinimi bildiğiniz yok arkadaşlar. Minimumdan şöyle bir ilerleyelim. Windows XP ve üzerini istiyor. Minimum ekran çözünürlüğünüz 1024'e 768 olmak zorunda. Burada da bir ilave not var. Bu oyun diyor hemen hemen her donanımdaki bilgisayarda çalışmakta. Eğer çalışmayla ilgili bir problem yaşarsanız güvenli modda oyunu başlatın diye bir not düşmüşler. Önerilende ise bundan farklı olarak 99 MB'lık bir boş alan olması gerektiği denilmiş. Bu günümüz oyunlarına göre hiçbir şey. Bunun yanında ekran kartına da herhangi bir model bilgisi verilmemiş. İlave not direkt buraya verilmiş. İşletim sistemi zaten XP ve üzeri diyordu burada. Şöyle yukarı çıkalım. Başka aktarabileceğim bir bilgi var mı diye bakıyorum. Çıkış tarihi 4 Eylül 2018. Yeni çıkmış bir oyun diyebiliriz. Şuradan son güncellemeler kısmından güncelleme alan bir oyun olduğunu görebilirsiniz. 27 Ağustos sonrasında 3 Eylül'de versiyon 1.0'a gelmiş. Yani çıkışından bir gün önce bakın 4 Eylül'de çıkış yapmış. Bir gün öncesinde erken erişimdeyken final versiyonu şurada bakın. Final versiyonu 1.0'a yükseltilmiş oyun. Geliştirmeler yapılarak hatalar düzeltilmiş. Evet, Steam sayfasından Otomobil Tycoon'la ilgili aktaracaklarım bu kadar. Oyunumuza geçelim ve oynanışını inceleyelim. Evet arkadaşlar, Otomobil Tycoon'a girişimizi yaptık. Oldukça geleneksel, eski zamanlara dair bir menüsel tasarımı, müziği mevcut. Yazı fontları da dahil olmak üzere tamamen bunu gösteriyor. Şimdi sol üste bakıyoruz. Dil İngilizce olduğu için İngiliz bayrağı ve Amerika bayrağı konulmuş. Buraya basarak direkt dili değiştirmek mümkün. Şurada seçeneklere bir bakarsak yeni oyun kayıtlı oyunu yükleme nasıl oynanır ayarlar
Credit yani oyunda emeği geçenler ve çıkış kısmı var. Options'a bir bakalım. Oynanış. Evet, FPS gösterme var. Quick Exit seçeneği var. Oynanışla ilgili metrik sistem, Imperial sistem. Evet, hangisi istenirse diye, bu bize daha uygun. Santimetre, litre cinsinden veriler var. Otomatik save ayarını yapabiliyorsunuz. Dili yine buradan da değiştirmek mümkün. Videodan burada çözünürlüğü değiştirebiliyorsunuz. Ben herhangi bir şey değiştirmedim. Bunun yanında ses kısmına bir bakalım. Ses kısmında gördüğünüz gibi efektler, müzik ve genel ses seviyesi ayrı ayrı verilmiş. Bunları böyle ayarlayabilmeniz gayet güzel. Şuradan ayarını yapabiliyorsunuz bu şekilde. Ayarlar bunlar. Kredise şöyle bir bakalım. Ufak bir ekip hazırlamış. Bağımsız bir yapımcı demiştim. Şöyle gelelim. How to play load kısmı. New game diyelim. Evet. Zorluk seviyesi var. 1'den 9'a kadar 4 seçili geliyor. Önerilen diyor. Başlangıç yılı var. 1905, 1920, 1948, 1960 ve 1980 şeklinde. Şirket adı diyor. MotorTech. Tek seferde silebiliyor muyuz? Evet. Şöyle. Nick'imi otomobil şirketin adı yaptım. Şirket rengi. Ne olsun rengimiz? Mavi, kanalımızın rengiyle uyumlu. Şirket logosu var. Bu arada burası çok ufak, yani gerçekten ufak. Tam logoyu göremiyorum. Bunlar nasıl logolar arkadaş? Otomobille uyumlu şeyler olabilirdi. Hiç böyle şu güzelmiş deyip seçebileceğim tarzda bir şey çıkmadı. Şu olsun, değişik bir logo. Bunun yanında. Evet, şirketinin bölgesini seç diyor. Avrupa var, Amerika, Asya, Afrika, Avustralya şeklinde kısımlar var. Avrupa olsun. Bir de gelişmiş ayarlar var. Savaşlar diyor, vay, ekonomik krizler. Bakın bayağı detaylı bir oyun yani. Tamam, onlar da açık. Başta dedik. Evet, 906.841 dolarımız var. Yıl 1905. Evet, buradan haritayı görebiliyoruz. Avustralya, Asya, Avrupa. Bizim bulunduğumuz yer Avrupa zaten. Şöyle bir bakalım. Evet, pazar paylarından bahsediyor anladığım kadarıyla. Sen ofis. Satış ofisi açıyormuşuz. 1082 araba demiş. Veriler var yani bölgeyle ilgili olarak. Ofise gelelim. Raporlar var, haberler, yardım. Bu harita zaten. Telefon. Şurası nedir? Evet, araba geliştirme. Evet, motor tasarla. Komponent. Motor neyim? Otomatik isim buluyor. Tamam, böyle olsun. İsimle uğraşmayalım. Bunları elleyemiyoruz. Böyle otomatik belirliyor. Kaç silindir olacak vesaire. Puanla ilgili. Odaklanabilecek iki tane puan veriyor bize. Performans ve yakıt ekonomisi bir arada abi. Müthiş bir tasarım bence. Evet, 37.434 dolara tasarımı yapılıyormuş.
Evet, şunu yaptık. Şu üstteki vardı galiba. Evet. Araba. Burada yine otomatik bir isim verelim. Teknoloji yok. Performans etkiliyor. Şuradan ücret ağırlık. Şuradan etkisini görebiliyorsunuz bu arada. Evet, şunu yapalım. Burası direkt 0, 2 yıldız birden atıyor. Tamam, bir de şunu yapalım. Araba, bir tane arabamız varmış. Şöyle bir bakıyoruz. İsmini değiştirebiliyoruz. Daha büyük bir resmi olurdu keşke. Şimdi araba tasarlıyoruz. Buradan evet oluşturduğumuz parçalar arasında seçim yapabiliyoruz. Yeni yaptıklarımızı seçelim. Tamam, ismi böyle olsun. Güvenlik ve konfor. Development. Tamam. Şimdi şuradan satış ofisi diyelim. İki tane ofisimiz oldu. Raporlar. Şirketler. Bizim bölgemizdeki iki tane şirket var. İki tane ve bir de burada var. Üç tane Amerika var. Ayarlar. Evet, farklı bölgelere satışını yapabiliyoruz galiba. Şöyle yapalım. Tayyip model yok, satış durdurma var. Okey, raporlara baktık. Tüm arabalar diyelim. Satıştaki arabaları görüyorsunuz. Evet, bizim arabalarımız var. Telefon, sekreterini ara, bankayı ara şeklinde seçenekler var. Haberler. Evet, oyunun şeyi var demiştim Steam sayfasındayken, otomobil tarihiyle ilgili bir ilerlemesi var demiştim. Buna bağlı olarak gördüğünüz gibi şeyler de var. Oyunda ilerleme de var. Yani bizim yaptığımız gelişmelere bağlı haberler de çıkıyor. Kendi içerisindeki hikayesi de var. How to play, nasıl oynanır kısmına buradan da erişim varmış. Menüde vardı hatırlıyorsanız. Oldukça detaylı bir oyun. Bana açıkçası zor geldi. Dezavantajı kendi dilimizde olmaması bir dezavantaj. Şöyle sağ solu kurcalayalım. Şuraya bir bakmadık hiç. Araba tasarlayalım. Şundan ne yapmıştık galiba? Kupe diyelim. Merak. O da güzel. Şimdi bir dakika, niye geri geldik abi? Merak gitti abi, merak. Mira olsun hadi. Bu sefer bunları diyelim. Evet, bir araba daha hallettik. Burada neler yapabiliyoruz? Upgrade, yükseltme yapabiliyoruz. Üretim.
O neydi abi? Bir dakika, niye o çıkmıyor? Yani Grafias zaten bu. Niye diğerini aynı ekleyebiliyoruz? Farklı ekleyemiyoruz. Level 3 olsunlar abi. Evet, burada da bir kısım var. Makine yeniledik. Çalışanlar. Araştırma ve geliştirme. Teknolojiler. Okey. Burada bir kısım var. Buradan buraya geçiş yapabilir. Bu güzelmiş. Neden böyle bir uyarı var? Bunu anlayabilmiş değilim. AVC. Bir tane de sedan diyelim. Evet. Yeni bir araba daha ortaya çıkıyor. Hatta bunu abi iki tane yapsak, yok. Yıldızı arttıramıyor. Tamam, bu da böyle olsun ya. Bunu ne yapacağım? Böyle yapacağım. Bunu da şundan yapacağım. Evet, biraz iyi bir araba olsun ya. Tamam. Tasarla dedik. Bunlardan hangisi sedan abi? Tabitti, tabit olandı. Şimdi bunu üretime nasıl geçirebiliriz? Fabrika kısmından mı ekliyoruz? Burada tek bir araba görebiliyoruz sadece. Çözmesi biraz zor. Makinede herhangi bir etkileşim yok. Burada bir şey yapamıyoruz. Yukarıda bir şey yok. Raporlar, yardım. Arabalar. Options. Tire model. Evet, arabalar tasarım falan yaptık, üretime geçiremedik. Neyse arkadaşlar, dinamikleri en azından size gösterebildim. Ben de ilk defa oynadığım için anlayabildiğim kadarıyla göstermeye çalıştım. Sağ solu kurcaladık. Oyun bu şekilde. Sistem gereksinimi yok. Oynanışı simülasyon strateji tarzı olarak geçiyor. Grafikleri vesaire basit olduğu için her oyunda, her bilgisayarda oynayabilecek seviyede olan bir oyun. Tycoon oyunu sevenlerin bakmasını öneriyorum, ama dezavantajı ne yazık ki Türkçe dil seçeneği yok. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki ilk izlenimde görüşmek üzere, hoşça kalın. We're not nameless, we're not faceless, we were born for greatness.